yetmedi. Maltepe Meydanı'nın, İstanbul'un selamını getirdik Kırıkkale'ye. Sevgili Kırıkkaleliler, izin verirseniz arkadaşlarımız müziği alsınlar lütfen. Camlarından, balkonlarından ve iş yerlerinden millet buluşmamızı takip eden sevgili Kırıkkaleliler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Büyük önderimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Sevgili Kırıkkaleliler, deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay, depreminde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Sevgili Kırıkkaleliler, 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? 14 Mayıs'ta bu harami düzenini değiştirmeye var mısınız? Helal olanla yasalı bir etmeye var mısınız? Çocuklar hakkını alsın mı? Gençler hakkını alsın mı? Kadınlar hakkını alsın mı? Kırıkkale hakkını alsın mı? Türkiye hakkını alsın mı? Alsın mı? Yüreğinize, nefesinize sağlık. Sevgili Kırıkkaleliler, sizleri daha çok fazla bekletmeden ve aynı zamanda Kırıkkale'nin de selamını Antalya'ya götürmek üzere, sizleri daha fazla bekletmeden. Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? 13. Cumhurbaşkanımızla buluşmaya hazır mısınız? Ben şimdi buraya 85 milyonun Cumhurbaşkanını, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla sizleri baş başa bırakıyorum. Ben Kemal, geliyorum. O taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. Adalete, güzele taraf olmalı taraf. Haydi yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız yaparız, temiz sayfa açarız. Sana söz biz birlikte, yüzyılı kurtarırız. Söz! Temiz sayfa açarız diyor türkümüz. Size söz veriyorum, bu ülkeye huzuru getireceğim, huzuru. Bu ülkeye bereketi getireceğim, bereketi. Bu ülkeye, bu ülkede her birimiz birbirimize saygı duyacağız. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda bu ülkede hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Oy versin vermesin, bu ülkenin vatandaşıysa başımın üstünde yeri olacak. O nedenle diyorum, temiz sayfa açacağız. Yeni sayfa açacağız. Güzel bir sayfa açacağız. Kardeşliğimiz baki olacak. Dostluğumuz baki olacak. Bunların tamamını yapacağız. Allah nasip ederse beraber ve birlikte yapacağız. Söz mü? Söz mü? Beraber ve birlikte yapacağız. Şimdi Kırıkkale. Cumhuriyet, Cumhuriyet kurulduğunda Kırıkkale
entegre savunma sanayinin merkezi olarak inşa edildi. Entegre savunma sanayinin merkezi olarak. Makina kimya endüstrisi burada kuruldu. Silah yapılıyor, top yapılıyor, mermi yapılıyor. Ne gerekiyorsa burada yapılıyor. Ve dolayısıyla Kırıkkale'nin entegre savunma sanayi sistemi olarak inşasında özellikle ben Kırıkkale'lere seslenmek isterim. Hangi partinin imzası var? Burası küçük bir köydü. Yapan Cumhuriyet Halk Partisi değil miydi? Allah aşkına ta en başından beri. Çünkü burası Anadolu'nun merkezi. Küçük bir köy ama buranın Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için bir savunma sanayine, entegre bir savunma sanayine ihtiyacı vardı. Ve bu yapıldı. Şimdi büyük sorunları var biliyorum. O makina kimya endüstri kurumunda binlerce insan çalıştı. Alın teri döktüler. Evlerine helal ekmek götürdüler. Dolayısıyla orada eğitildiler. Çocuklarını üniversiteye gönderdiler. Çocuklarını üniversitede okuttular. İş güç sahibi olmasını istediler. Eğer bu entegre savunma sanayi büyüyebilseydi bugün teşekkür ederim gençler. Size geleceğim birazdan. Birazdan geleceğim. Benim Cumhurbaşkanı olmama kararı siz vereceksiniz. Siz. Bu ülkenin insanları karar verecek. Bundan emin olun. Eğer makina kimya enstitüsü kurumuna gerekli yatırımlar yapılsaydı, gerekli destekler verilseydi, bugün burası yani Kırıkkale Ankara'dan sonra en büyük kentlerden birisi olacaktı. Üreten kentlerden birisi olacaktı. Yapmadılar. Pek çok işçinin işine son verdiler. Şimdi büyük sıkıntılar var. Taşeron işçileri var mı aramızda bilmiyorum. Taşeron işçileri var. Benim size sözüm var. Devlet taşeron çalıştırmaz. Bütün taşeron işçilerin tamamını kadroya alacağım. Göreceksiniz. Tamamını. Ya devlet taşeron çalıştırır mı Allah aşkına? Devlet taşeron işçi çalıştırır mı? Devlet kadrolu işçi çalıştırır. Öğretmenler arasında da fark var. Ben kadrolu öğretmen, yok ücretli öğretmen, yok sözleşmeli öğretmen. Ya öğretmen öğretmendir kardeşim. Birisi alıyor 500 lira, birisi alıyor 1000 lira, birisi alıyor 3000 lira. Aynı iş yapıyorlar. Bizim evlatlarımızı okutuyorlar. Niye birisine az veriyorsun? Birisine kısmen fazla, öbürüne kadronun karşılığını veriyorsun. Adalet, adalet. Bu ülkeye adaleti getireceğim. Maaşta da adalet olacak. Maaşta da. Kadınları yok sayıyor diyorlar. Evet, yok saydıkları kadınlar sizi başkan yapacak. Kadınlara güveniyorum. Bakın neden güveniyorum onu da söyleyeyim. Size en ağır hakaretleri yaptılar. Burada benim yapım ona müsait değildir tekrarlamaya. En ağır hakaretleri sizin için yaptılar. Hiçbir kadın bu ülkede sahipsiz olmayacak. Her kadının sahibi sosyal devlet olacak. Sosyal devlet. Ve benim size sözüm var. Aile destekleri sigortasını getireceğim. Göreceksiniz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa edeceğim. Hiçbir çocuğun. Beslenme çantası uygulamasını da kaldıracağım. Anne kalkıyor. Evladını okula gönderecek. Ya beslenme çantasına ne koyayım? Para yok. Pul yok. Mutfakta yangın var. Ben şunu yapacağım. Göreceksiniz. Çocuklarınız okula gidecek. Sütünü, suyunu, yemeğini beraber arkadaşlarıyla beraber yiyecek. Huzur içinde yiyecek. Eğlenerek yiyecek. Öğretmenleriyle beraber yiyecek. Evine tok gelecek. Dolayısıyla sizin evladımı okula gönderiyorum acaba beslenme çantasına koyacak bir şey bulabilir miyim diye düşünmeyeceksiniz. Sosyal devlet bütün evlatlarımızın karnını doyuracak. Onlar beşli çetelere çalışıyorlar. Ben sizin için çalışacağım. Bu süreçte sahipsiz kalanlardan birisi de esnafımız.
Esnaf gerçekten çok zor durumda. Biliyorum. Rahmetli Özal esnaf için orta direk derdi. Ya orta direk kalmadı. Esnafı perişan ettiler. Herkes neredeyse icralık. Dolayısıyla esnaf diyor ki biz sahipsiziz. Doğru. Sahipsiz, sizin sahibiniz yoktu. Ama Bay Kemal onların da sahibi olacak diyor. Onların da sahibi olacak. Esnaf bakanlığı kuracağız. Esnaf bakanlığı. Orta direk ne kadar güçlenirse devlet de o kadar güçlenmiş olacak. Hiç endişe etmeyin. Bir şey daha. Sevgili anneler. Size her zaman saygı duydum. Çünkü rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Bizim üstümüze titrerdi. Çocuklarım okusun derdi. Evlatlarım okusun derdi. Karnımızı doyuralım diye bütün meşakkatlere katlanırdı. Çünkü babam küçük bir memurdu. Ben 7 kardeşimize bir bayramda babamın ayakkabı aldığını bile hiç hatırlamıyorum. Çünkü o kadar maaşı yoktu. Her birimize sırayla belli dönemlerde ayakkabı vesaire alırdı. Şimdi Allah nasip ederse iktidar olduğumuzda bu aile destekleri sigortasıyla birlikte hiçbir fakir ailenin çocuğu aç ve açıkta kalmayacak. Hiçbir ailenin suyu asla kesilmeyecek. Elektriği asla kesilmeyecek. Doğalgazı asla kesilmeyecek. Eğer bu ülkede fakirlik varsa, yoksulluk varsa sorumlusu fakir olan da değil, sorumlusu devleti yönetenlerden. Biz onların ne yaptığını biliyoruz. Yuh çekmeyin arkadaşlar. Sizden tek istediğim sandığa gidin oy kullanın. Oy kullanın. Sadece sizden onu istiyorum. Oy kullanın. Oy kullanın. Demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştirelim. Beraber değiştirelim. Artık bıktık ya. Vallahi bıktık. Yeter artık ya. Yeter artık. Dünyalarınızı ediniriz. Yiye yiye doymuyorlar. Bunlar şimdi mal varlıklarını dışarıya götürüyorlar. Amerika'nın en pahalı yeri Manhattan adasıdır. Orada 35 katlı gökdelenler yaptılar. Muhammed Ali Clay'in çiftliğini satın aldılar. İngiltere'de, Chelsea'de lüks villalarda oturuyorlar. Hollanda'da dünyanın paraları var bunlara ait. Bay Kemal bunların tamamını biliyor. Son kuruşuna kadar alacağım ve Türkiye'ye getireceğim. Esnafa vereceğim, çiftçiye vereceğim, emekliye vereceğim, ev kadınlarına vereceğim. Onun için diyorum, Türkiye zengin bir ülke. Yiye yiye doyamadılar, ona rağmen batıramadılar. Geleceğiz, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Ayrımcılık yok bizim kitabımızda, ayrımcılık. İnsan insandır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Benim görevim de 85 milyona hizmet etmektir. Burası aynı zamanda bir emekliler kenti. 60 bin emekli var. Emekli kardeşlerim beni dinlesinler. Ben bu meydanda da emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş, asgari ücret kadar vergi verin, affedersiniz ikramiye verin diye defalarca söyledim. Önce para yok dediler, vermeyiz dediler, bir sürü laf ettiler. Sonra vermek mecburiyetinde kaldılar. Şimdi seçimler geliyor. 1000 lirayı 2000 liraya çıkardılar. Ben ne diyorum? Asgari ücret kadar vereceksin. Asgari ücret neyse o kadar vereceksin. Vermediler. Şimdi benim sözüm 60 bin emekliye ve onların ailelerine ve çocuklarına sözüm. Kurban Bayramı'nda gideceksiniz. Paranızı çekeceksiniz. Hesabınızda 15 bin lira ikramiye olduğunu göreceksiniz. Şimdi bana diyorlar ki, sen parayı nereden bulacaksın? Sıra emekliye gelince para nerede? İşçiye gelince para nerede? Esnafa gelince para nerede? Ben paranın nerede olduğunu biliyorum. Ben 27,5 yıl devlette çalıştım. 27,5 yıl bu devletin bütçesini yaptım. 27,5 yıl
Tasarruf nerede yapılır onu iyi bilirim. 27,5 yıl sosyal devletinde ne olduğunu, fakirin fukaralığında ne olduğunu çok iyi bilirim. Annelerin çektiği sıkıntıyı da çok iyi bilirim. Mutfaklardaki yangını da çok iyi bilirim. Onlar sanıyorlar ki ben bunların hiçbirisini bilmiyorum. Bilirim, bilirim. Para nerede? Para her yerde var. Her yerde. Türkiye zengin ülke. Sen parayı alacaksın, beşli çetelere vereceksin. Parayı alacaksın, keyfine uygun belli insanlara avrolar, dolarlar, milyarlar vereceksin. Parayı alacaksın, Merkez Bankası'nın arka kapısından 128 milyar doları birilerine peşkeş çekeceksin. Yok. Sanıyorlar ki Bay Kemal bunları yer. Yer miyim? Yemezler. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak benim görevimdir. Benim namus borcumdur. Bakın, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak benim namus borcumdur. Gittiğim her yerde söylüyorum. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Diğer Cumhur İttifakı'nın genel başkanları da böyle diyor mu? Kul hakkı yedirmem, kul hakkı yemem diye. Niye demiyorlar? Kırıkkaleliler, size soruyorum. O genel başkanlar niye diyemiyorlar? Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim diye. Niye diyemiyorlar? Onların neler yediklerini ben gayet iyi biliyorum. Neler yaptıklarını da gayet iyi biliyorum. Paraları yurt dışına nerelere götürdüklerini de gayet iyi biliyorum. Sanıyorlar ki Bay Kemal onları getirmez buraya. Getireceğim. Bu kardeşiniz aynı zamanda köklü bir maliyecidir. Bir hesap uzmanıdır. Para nerededir, kimlerdedir, kimlerin cebindedir? Bunların hepsini biliyorum. Getireceğim, son kuruşuna kadar getireceğim. En ufak endişeniz olmasın. Kapanan belde belediyeleri var. Gittiğim her yerde diyorlar ki biz tekrar kendi... Lütfiye Şükrü Küçükoğlu, kızları Songül, anne babasını istiyor. Nasılsın kızım? Tokalaşalım mı? Tokalaşalım mı seninle? He? Hadi bakalım. Kapanan belde belediyeleri var. Gittiğim her yerde soruyorlar. Bizim belediyelerimizi açacak mısınız diye. Onu şöyle yapacağız. Orada referandum yapacağız. Vatandaş belediyemiz açılsın diyorsa açacağız. Hayır gerek yok diyorsa belediyeyi açmayacağız. Yani sizin iradenize bağlı. Siz istiyorsanız açılacak, istemiyorsanız açılmayacak. Ama şunun sözünü veriyorum ben size. Devlet olarak her biriniz tek tek verginizi peşin ödüyorsunuz. Verginizi. Ekmek alırken ödüyorsunuz. Ücret alırken peşin vergiler kesiliyor. Ama beşli çetelerin vergileri siliniyor. Sizden peşin peşin alıyorlar. Onlarınkini siliyorlar. Bay Kemal de bunu yiyecek. O silinen vergileri faizleriyle beraber sizden alacağım. Hiç endişe etmeyin. Şimdi bir de bizim milliyetçiliğimizi sorguluyorlar. Benim milliyetçiliğimi sorgulayacak adam daha anasından doğmadı. Bunu baştan söyleyeyim. Ya siz çocuklarınızı paralı askere gönderirken bu gariban, yani Kılıçdaroğlu, kendi evladını askere garibanların çocuğu gibi gönderdi. Tam yapsın askerliği diye. Siz kim, milliyetçilik kim? Milliyetçilik vatanseverliktir, vatanseverlik. Milliyetçilik bu ülkede hiçbir çocuğun aç yatmaması demektir. Milliyetçilik kutuplaşma yapmamak demektir. Herkesi kucaklamak demektir milliyetçilik. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Kırıkkaleli kardeşlerim de duysunlar, dünya da duysun. İki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Bakınız,
Bizim milliyetçiliğimiz nedir? Suriye'de. Bizim milliyetçiliğimiz buranın, Kırıkkale'nin entegre savunma sanayi merkezi haline getirilmesidir. Biz savunma sanayini her zaman, bakın Cumhuriyet ilk kurulduğunda burada fabrikalar kurulmuştur. İlk kurulduğunda 1921 yılında Kayseri'de uçak fabrikası kuruldu. Etimesgut'ta uçak motorları fabrikası kuruldu. Eskişehir'de ikinci uçak fabrikası kuruldu. Bunları kim yaptı? Allah aşkına kim yaptı? Biz yaptık ya. Kendi ülkemize yapıyoruz. 21'de diyorum. 1940'lı yıllarda Türkiye dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydi. Şimdi efendim siz uçak, siz savunma sanayine karşısınız. Ya siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Savunma sanayi milli bir meseledir. Milli mesele parti meselesi olur mu ya? Dış politika milli meseledir. Dış politikada farklılık olmaması lazım. Milli eğitim milli meseledir. Milli savunma milli meseledir. Bize diyorlar ki neden terör örgütünün adını söylemiyorsun? Ya kardeşim cehaletin bu kadar olur. Terör niye yapılır? Terör yaparlar ki benim adım herkes söylesin. Reklam olsun. Girin Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesine. Girin Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesine. Ne der? Bölücü terör örgütü der. E biz de devletten yanayız. Devletimizi seviyoruz. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bölücü terör örgütü diyoruz. Ne diyelim yani? Bir şey daha. Kim teröre destek verirse, kim terörden yana olursa, kim teröristlere, hakimleri, savcıları ayağına götürürse, kim şehitlere kelle ederse Allah bin belasını versin. Günün 24 saati. Ya kardeşim, terörist varsa bu ülke gider yakalar kardeşim. Niye yakalamaz? Bir şey daha. Bilmediğiniz bir şey daha. Bize kızıyorlar. Efendim siz Suriye tezkeresine niye hayır dediniz? Evet hayır dedik. Anlatayım. Anlatayım. Beni iyi dinleyin. Tezkerede şöyle bir cümle var. Terörle mücadelede yabancı cumhurbaşkanı yabancı askerleri Türkiye'ye davet edebilir. Ya biz Kuvayi Milliyeciyiz. Terörle mücadelede yabancı askerin burada ne işi var? Ne işi var? Allah aşkına bana söyleyin ya. Bizim polisimiz, askerimiz 35 yıldır terörle mücadele ediyor. 35 yıldır. Ne işini gördün de sen yabancı askerleri buraya davet edeceksin. Biz hiçbir yabancı askerin postalının bizim topraklara basmasını istemeyiz. Nokta. Milliyetçilikmiş bize ders veriyorlar. Siz kim milliyetçilik kim? Bir şey daha. Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi. Vuran kimdi? Rusya'ydı. 34 askerimiz şehit edildi. Özür dilemesi gereken kim? Rusya. Öldürülen benim askerim. Şehit edilen benim askerim. Bir baktık bizimkisi koşa koşa gitti Putin'in sarayına. Kronometreyi açtı Putin. Dakikalarca kapıda bekletti. Sonra içeriye gel dedi. Oturdu ve Türkiye'ye gönderdi. Bu mudur milliyetçilik ya? Benim size sözüm var, sözüm. 85 milyon vatandaşımın yüzünü asla yere indirmeyeceğim. Asla. Milliyetçilik dersi veriyorlar. Siz kimsiniz milliyetçilik kim ya? Altı oktan birisi zaten milliyetçilik. Altı okumuzdan birisi. Aynı zamanda bakın. Tank palet fabrikası. 20 milyar dolar değerinde. 20 milyar dolar değerinde. Katar ordusuna verdiler. Ya Katar tank üretse derim ki hadi verdik. Katar tank da üretmiyor. Niye verdin kardeşim? Hangi gerekçeyle verdin? Ama bu kardeşiniz Allah izin verir Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda Katar ordusundan onu alacağım. Şanlı Türk ordusuna vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Sadece bunlar değil. Sinan Ateş. Sinan Ateş'i unuttuğumu sanmayın. Gerçek bir ülkücü.
gerçek bir vatansever, iyi bir akademisyen, aynı zamanda Ankara'nın göbeğinde gümegündüz vuruldu. Uyuşturucu çeteleri tarafından vuruldu. Sinan Ateş'in faillerini bulacağım, kulaklarından tutacağım, yargıya teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Gaffar Okan için de aynı şey. Atilla Durmuş, sizin hemşeriniz. Biliyorum, Kırıkkale'li. O da Gaffar Okan'la beraber şehit edildi. Hesabını soracağım. Hiç kimsenin kanı yerde kalmayacak. Hiçbir vatanseverin kanı yerde kalmayacak. Bundan emin olmanızı isterim. Bir şey daha. Diyorlar ya, bizi suçluyorlar. Biz milliyetçi değilmişiz sözde. Bakınız. Bayrak ve vatan dedim. Bizim kırmızı çizgimiz. Süleyman Şah Türbesi Suriye'deydi. Bizim topraklarımızdaydı. Ya Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Bayrağımızı indirdiler. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Sözüm bu millete. 85 milyona sözüm. Süleyman Şah Türbesi'ni tekrar topraklarımıza götüreceğim. Orada şanlı bayrağımızı tekrar göndere dikeceğim. Hiç endişe etmeyin. Terörden korkup kaçanlar bizi suçluyorlar. Akıl alacak şeydi. Gerçekten akıl alacak şeydi. Ya böyle akılsızlık olur mu ya? Amaç ne? Ekonomi konuşulmasın. Mutfaktaki yangın konuşulmasın. İşsizlik konuşulmasın. Yoksulluk konuşulmasın. Bununla uğraşılsın. Bay Kemal de bunlardan söz etsin. Şimdi ekonomiye tekrar geliyorum. Bakınız, bir şey söyleyeyim. Asıl beka sorunu budur. Beka beka diyorlar ama asıl beka sorunu şudur. Egemen bir gücün devlet başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet başkanına, bak beni kızdırma, senin mal varlığını araştırırım dediği zaman çıkıp bir şey söylemesi lazımdı. Tek cümle kurmadı. Tek cümle. Ama bunu Bay Kemal'e söyleseydi, Bay Kemal şunu söylerdi. Benim mal varlığımı araştırmazsanız namertsiniz derdi. Beka sorunu budur. Mal varlığı dolayısıyla birilerinin tuzağına düşüyorsun. Budur. Şimdi sizden isteyeyim. Bir şey daha ifade edeyim. Askere giden her kardeşim, sınırda görev yapan her kardeşim şöyle bir tabela görür. Hudut namustur diye. E hudutu yol geçen anına döndürdüler. Ne olacak şimdi? 3600 Suriyeli resmi rakama göre var. Afganların sayısını bilmiyoruz. Diğerlerini de bilmiyoruz. Bay Kemal'in size sözü var. Türkiye sözü var. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. Gönderemiyoruz diyorlar. Ensar diyorlar. Bir sürü şey söylüyorlar. Değerli arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim, Türkiye'de biz bize yetiyoruz zaten. 3 milyon 6, ya burası sığınmacı deposu mu Türkiye? Sığınmacı deposu mu? Avrupalılarla anlaşma yapmışlar. Sığınmacı giderse Türkiye'ye iade ediyorlar. Niye kardeşim? Niye boyun eğiyorsun? Niye onların talebini yapıyorsun? 3 milyon 600 bin Suriyeli'yi ben besleyeceğim, Avrupalılar rahat yaşasın diye. Keyiflerine baksınlar diye. Niye ben sıkıntıyı çekiyorum? Söyledim söyledim. Çözeceğim çözeceğim. Bay Kemal'in çözeceği daha çok şey var. Çok çok şey var. Çözeceğim. Hepsini çözeceğim. Köy okulları. Köy okullarını yeniden açacağız. Niye kapattık köy okullarını? Yeniden açacağız. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. 100 bin öğretmen ataması. Sosyal hizmet uzmanlarını biliyorum. Aile destekleri sigortası kapsamında nerede bir aile hekimi varsa orada sosyal aile destekleri sigortasının birimi olacak ve orada %99'u kadın olmak üzere sosyal hizmet uzmanları olacak. Çünkü sosyal hizmet uzmanları bütün yoksul evlere girecekler. Onların sorunlarını tespit edecekler. Çocuğu var mı? Kaç çocuğu var? Üniversiteye giden çocuğu var mı? Ev kiralık mı? Değil mi?
evde engelli var mı, yaşlı bakımı var mı, raporu düzenleyecekler. Sizin düzenleyeceğiniz rapora göre biz, yani devlet, yani sosyal devlet, kadının banka hesabına her ay o parayı yatıracak. Böylece bizim inancımızda da öngörülen, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Fakirliği asla ve asla teşhir etmeyeceğiz. Bir şey daha Allah aşkına. 15 Temmuz şehitleri var değil mi? Bunlar için para toplandı. Vatandaş dünyanın parasını verdi. Nerede bu paralar? Ya şehidin parasına el uzatan adam, şehit yakınlarının parasına el uzatan adamdan Allah aşkına ya, elinizi vicdanınıza koyun ya. Milliyetçilik olur mu ya? Bunlar mı milliyetçi ya? Yok değil. Sandığa gideceksiniz. Gençler, size de sözüm var. İlk kez sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız. Siz dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacaksınız. Dünya siyaset tarihine. Çünkü dünya siyaset tarihini yazanlar şunu yazacak. Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı ve bu otoriter yönetimi Türkiye'deki gençler sandığa gittiler, demokratik yollarla emekli ettiler diyecekler. Siz o şerefi, o onuru taşıyacaksınız. Bizler de sizlerle gurur duyacağız. Son söz. Çünkü ben daha Antalya'ya gideceğim. Son söz. Değişime hazır mısınız? Kul hakkı yemeyenlere oy verme konusundaki iradenizi öğrenmek isterim. Oy verme konusu. Kul hakkı yiyenlere oy verecek misiniz? Yolsuzluk yapanlara oy verecek misiniz? Dün Ali Yeşildağ diye birisi sosyal medyada, malum bunlar saraya çok yakın insanlar, bir milyar avro götürdüğünü söylüyor. Bir milyar avro. Şimdi bunu yasaklıyorlar, niye konuştun diye. Yapmaları gereken, bu adam yalan söylüyorsa hemen savcılığa bildireceksin. Doğrusu nedir araştıracaksın. Ama konuşmasın istiyorlar. Malı götürecekler. 418 milyar dolar götürdüler. 418 milyar doların tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim. Evet, son söz. Ekrem Başkanımız söylüyordu. Her şey. İleride bizi dinleyenler var ama oradan tık yok. Her şey. Ellerinize sağlık. Her şey. Her şey. Her şey. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sevgili Kırıkkaleliler, hemen hızlıca ben buraya milletvekili adaylarımızı çağıracağım. Kırıkkale Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarımız Ahmet Önal. Ben Kemal, geliyorum. Ömer Eldemir. Ümit Duman. Millet İttifakı İl Başkanlarımızı anons edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Onur Yüksel Bozda. Deva Partisi İl Başkanımız İsmail Oğuz Karakuş. Gelecek Partisi İl Başkanımız Murat Korkmaz. Demokrat Parti İl Başkanımız Tolga Ersan. İYİ Parti İl Başkanımız Yavuz Kuzucu. Saadet Partisi İl Başkanımız Veysel Kutluca. Sevgili Kırıkkaleliler, millet buluşmamızın koordinatörü, eski devlet bakanımız, İstanbul milletvekilimiz Erdoğan Toprak. İzmir milletvekilimiz, genel başkanımızın baş danışmanı Tuncay Özkan. Ankara milletvekilimiz Yıldırım Kaya. Ankara milletvekilimiz
Tekin Bingöl. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Şimdi de İYİ Parti milletvekili adaylarımızı anons ediyorum. Bülent Şükrü Altınışık, Orhan Kılıç, Sevim Özbek Pehlivanlı. Nerede? Kırşehir milletvekilimiz aramızda. Kırşehir milletvekilimizi de buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ve hemen yanı başımızın belediye başkanı, komşuk ilçemizin belediye başkanı, Elmadağ Belediye Başkanımız Adem Barış Aşkın. Ben Kemal, geliyorum. Sevgili Kırıkkaleliler, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? 14 Mayıs'ta her şey 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoşça kalın diyoruz. Kırıkkale'nin selamını Antalya'ya götürüyoruz. Hoşça kalın sevgili Kırıkkaleliler. Teşekkür ediyor 13. Cumhurbaşkanımız.